inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Son dersimizde, bir hayli önce yaptığımız son dersimizde arkadaş, heyet-i içtimaiyenin hayatını koruyan intizamın en büyük şartı diye başlayan paragraf ve altını çalışmış idik. Şimdi orayla alakalı birkaç bende öne çıkan noktadan bahsedeyim. Siz de eklemelerinizi yapın inşallah. Sonra yeni yere geçelim. Şimdi orada bahsedilen birkaç husus vardı. Yani hattı muvasalanın kesilmesiyle alakalı. Zengin ile fakir arasındaki muvasalanın, bağın, bağlantının kesilmesiyle alakalı. İşte zekatın vücubu, ribanın kaldırılması, efendim bu noktadaki bu hattın daha da gerilmesini engeller filan demiş idi. Şimdi Zübra ile alakalı çok pratik, harika bir tespit yaptık odada. Bu konu ilim için de böyledir demiştik hatırlarsanız. Öyle veya böyle Kur'an'ın mesajına daha yoğun muhatap olanlar zekat vazifelerini ilim anlamında da yapmak durumundalar. Bu anlamdaki zengin ila fakirin arasındaki bağın kopmaması için zekat ile ilmini aktarman gerekir. Aksi takdirde aynen maddi hayatta olduğu gibi, maddiyat anlamında, mal mülk anlamında olduğu gibi muhabbet yerine haset ve kin yükselir demiştik. Bu benim için çok değerli bir nokta. Doğrudan benim bugünüme ve her günüme hitap ediyor. Tabii ki de orada yani tebliğin aslında şart olduğunu söylemiştim burada. Her tabaka için, çünkü herkes bir konunun alimi olabilir demiş idi. Lakin orada önemli bir madde vardı. Daha önceki haftalarda konuştuğumuz, kendi malından vereceksin zekatı. Yani sana mal olmuş olan bir hakikati sunacaksın. Diğer türlü onun adı tebliğ olmuyor. Aktarma oluyor, fayda etmiyor falan gibi demiş idik. Hatta bu durumda eğer ki ehli ilim bunu yapmazsa, bu vazifesini yapmazsa, ilim sahibi olmayanlar tahakküm altına alınır. Belli bir yerde tahakküm altında kalırlar. Bu da sorunları büyütür falan diye konuşmuştuk. Modern çağda da hatta belli teknik terimleri kullanarak halkı ezip tahakküm kuran farklı alanlar, branşlar, insanlar var demiştik. Mesela bilime olan saygının, güvenin, ihtiramın sarsılmasının bir sebebi de budur falan diye de bir örnek verilmiş idi. Bir yerden sonra halk beni anlamıyor meselesi gündeme geliyor dedik. Yani bu fil dişi kulelerinde oturanlar diye tabir edilen kitlenin artması meselesi sonucu ortaya çıkar dedik. Dolayısıyla da burada Sıla-i Rahim'in de öneminden bahsetmiş idik. Bu bağı, bu bağlantıyı koparmamanın kritikliği. Yani Sıla-i Rahim'i de sadece akrabalık gibi değil, rahmeti ortaya çıkaran tüm birlikteliklere Sıla-i Rahim'dir demiş idik. Bu da benim çok hoşuma gitmişti. Bir de sonrasında normalde tabakayı havastaki meziyetler tevazu ve terahhuma sebebiyken tekebbür ve gurura bahis oluyor diye bir ifade vardı. Orayla alakalı da hani neden ilim arttıkça efendim işte tevazu artsın ki veya mal mülk arttıkça, zenginlik arttıkça, kısacası her anlamda zenginlik arttıkça neden tevazu artsın ki, neden bunu gerektirsin ki diye konuştuk. Orada da verilenlerin kaynağını bilirsen, aynı zamanda karşıdakinin zayıflığını bilirsen tevazu fıtri bir şekilde oluşur. Fıtrat bunu gerektirir diye konuşmuştuk. Dolayısıyla verilenlerin kaynağını bilme burada anahtar kelimeydi benim için. Evet, bu şey meselesi, yarım yamalak bildiğini değil, sana mal olmuş olanı verme meselesi de hakikaten önemliydi. Onu böyle birkaç kere ayrı ayrı not almış, altını çizmişim. Burada da bir kere daha söylemiş olayım. Evet, onun dışında, şimdi bir de şey meselesi vardı. Her asırda her tabaka fehimlerine göre hissesini alırlar
diye bir ifade vardı gene. Kur'an'ın muhataplarından bahsederken. Şimdi bugün soyut konuşmayı da buna ekleyelim demiştik hatta. Yani mesela üstadın bir sıfat ve kimlik arasında ayrım yapması, ehli dalalet, ehli şuur vesaire soyutlamalarını sıfat diye okumamak da mümkün. Okumak da mümkün, okumamak da mümkün demiştik. Öyle okuyan da okumayan da hepsi belli bir hisse, belli bir zevk almış oluyor filan demiştik. Kur'an'ın da bu anlamda çok ciddi bir yönünün olduğunu söylemiş idik. Kısa bir özet yaptım. Sizlerin de arzu ettiği gibi. Şimdi bu ayeti makabli ile nazm ve rapt eden münasebet kısmına kadar geldik. Buraya geçmeden evvel varsa ekleme, hatırlatma. Lütfen buyurunuz. 10 saniye bekleyeceğim. Yavuzcuğum, ben bir tek cümle söyleyeceğim. Bu bahsin Buyurun. okunduğu derste ben yoktum. Fakat sizin o güzel özetinizden şunu anladım ki nasıl ki Salih Nur, Şirat-ı İcaz, Kur'an'ın güzel bir tefsiri ise bu derste arkadaşların katkıları da bu tefsire güzel bir tefsir olmuş. Allah razı olsun. Senden razı olsun. Abi takdirleriniz bilmiyorum başkalarına ama gerçekten çok değerli, çok motive edici. Allah razı olsun. Ben de size Peki, teşekkür ediyorum. Buyurun. bu dördüncü ayetin başı hakkında konuştuklarımız noktasında o özeti bekliyordum ben bir de. Çünkü hani şimdi dördüncü ayetin yarım kalan yerine devam edeceğiz ya şimdi. Şeydi, pardon şey mi? Vellezine yu'minune bima unzile. Evet. İleyke Ha ben min kabli. tamam. Ha evet. Evet ya işin açığı ben oraya hızlı atladım. Vakit baskısı oluştu üzerimde. Orayla ilgili birkaç cümle şunu söyleyebilirim. Ben kendi açımdan. Abi varsa veya hatta ben hiç ağzımı açmayayım sen oradaki kanaatlerini söyle. Çünkü orayla ilgili birkaç şey söyleyeyim. Ha tamam. El hareketlerinden anladım. Sen bir başla diyorsun. Birkaç cümle söyleyeyim, hatırlatma olsun. Şimdi bu ayetle alakalı, yani işte onlar sana indirilen Kur'an'a da, senden önceki peygamberlere indirilen kitaplara da inanırlar. Onlar ahirete de kesin olarak iman etmiş kimselerdir diye bir meali, çeviriyi ben tercih ettim dediğim zaman sizden bazı uyarılar geldi. Dediniz ki, öncelikle onlara indirilen Kur'an'a değil, onlara indirilen şeye, her neyse o, buna inanırlar. Kur'an'ı sınırlandırmanın bu anlamda işte birçok anlamı sildiğinden falan da hatta bahsetmiştik burada. Yani ilham da nüzuldür, vahiy de nüzuldür. Aklıma bir şey geldi ya falan dediğin şeyler de nüzuldür. Dolayısıyla oradaki indirileni Kur'an diye söylememek lazım diye bir uyarı geldi. Bu bir. İkincisi, şimdi belagat muktezai hale mutabakattan ibarettir diye bir ifade geçiyor bu ayetin altında, hemen ilk paragrafın sonrasında. Şimdi Geçmeden Yavuzcuğum, buyurun abi özür lütfen. dilerim ya. Lütfen. Müsait değil ama hemen kısaca söyleyeyim geçmeden. Kainat da bir nüzuldür. Özün özü oldu bu maşallah. Yani burayla ilgili böyle kainatta bir neden nüzul olsun. Nüzul dediğimiz benim dünyamda pek kainatla eşleşmiyor. Burayla ilgili varsa yorumu olan lütfen buyursun açalım. Ali abi biraz rotayı bu tarafa çekmek için çok öz konuştu. Varsa kanaatiniz lütfen buyurun. Ben anlamadım yani bu ne demek. Kur'an nasıl tenezzülat-ı ilahi ise kainat da bir tenezzülat-ı ilahi sıfatlarını, yaratıcının özelliklerini bizim anlayacağımız şekle getirip tecelli ettirip bize kendi hakikatini nüzul ediyor. Ha şöyle mi? Şimdi biz Kitab-ı Kebir kainat derken aslında aynen Mushaf olan Kur'an'daki ayetlerin bir mana aktarması gibi Kur'an kainat kitabının da muhtelif ayetlerinin aynı şekilde
muhataba bir mana mesaj aktarması, tenezzülat ilahiye belki böyle anlatabilir, konuşuyor yani muhatap oluyor gibi de düşünülebilir. Dolayısıyla tüm kainat bu anlamda bir aslında nüzul olmuş oluyor. Böyleyse evet. Ben anladım. Sen de bir nüzul. Ben de bir nüzulüm. Eyvallah, doğru, Allah razı olsun. Doğru doğru ya, bunu niye ayırıyoruz ki biz? Lafa gelince kitabı kainat bilmem ne demesi kolay ama bak mesela burada düşmedi evet. Demeyecek o. Ya bak Nasrettin Hoca'ya demiş, Nasrettin Hoca demiş sen de nüzulsün, ötekine sen de nüzulsün demiş. Yani herkese nüzulsün diyorsun demişler Nasrettin Hoca'ya, sen de nüzulsün demiş. Maşallah. Güzel, hamim fıkrası. Gayet güzel. Seviyorum ya. Şimdi bu anlamda nüzul kavramını da çok fazlasıyla genişlettiğimize göre bir sonraki cümleye geçebilirim ama bu çok güzel oldu bu arada. Bu arada şimdi öyle düşününce yalnız o meali öyle budur abi. Kur'an burada bunu diyor deyip geçmek bayağı suikast gibi bir şey oluyor yalnız yani hakikaten. Cenab-ı Hak bu manayı bu şekilde genişletebilmek ve genişletilen manaları anlayabilmek nasip etsin. Çünkü çok şey değişiyor şu anda. Neyse bu ayrı bir konu. Şimdi belagatla alakalı muktezai hale mutabakattan ibarettir diyor. Belagat sözü yerinde söylemektir aynı zamanda dedik. Bu önemli bir vurguydu bence. Sadece güzel, kısa ve öz söz söylemek değildir dedik. Sözün yerinde, doğru zaman, doğru kişiye kullanılması. Bu açıdan da değerlendirilebilir dedik bu kısımlarla alakalı. Öyle Yunus abi sen buraya lütfen varsa kanaatin yorumun notunu ekle. Çünkü yok, dediğim gibi bir sonraki. Evet yok sen önemli noktalara değindin. Bir de işte o belagat muktezai hale mutabakattan ibarettir diye başlayan paragrafta da Kur'an'ın nasıl tek bir sözle bütün tabakalara, bütün çağlara konuştuğu üzerine konuşmuştuk. Yani evrensel konuşmak ne demektir? İşte bu her tabakaya farklı nasıl konuşuyor? Hatta baktım orada Muhammed'in o George Orwell'den hayvan çiftliği örneği ne dinlemişiz. Orayı konuşmuştuk. Sanırım bu şekliyle devam edebiliriz. Yani ayeti de Şunu da söylemiştik. Sana katkı olsun diye söylüyorum. Elit ve mes arasındaki ilişki dersen mesela herkes citation yapar. Ama ağalarla Ankara işte arasındaki ilişki dersen bir kitleye hitap eder dedik. Dolayısıyla evet, Kur'an'ın konuşması bu şekilde daha şey evrensel, geniş muhatap olabiliyor falan demiştik. Soyutluyor ve her bir insanda belli bir şekilde görülen, farklı formlarda görülen öz hakkında konuşuyor. Aslında bunu nasıl yapıyorlar? Esma ile konuşarak yapıyor yani işte. Esma ile konuşmak o zaten. Şimdi mesela Cemil ismi bir soyutlamadır. Güzellik. Ama bu Cemil ismi her yerde kendini farklı bir şekilde gösterir. Yani illa insan suretinin çok güzel olması, bir kadının çok güzel olması veya bir çiçeğin çok güzel olması değildir ki Cemil. Bir matematikçi için mesela bir formül, onun hayatını kolaylaştıran bir formül, Cemil isminin bir yansımasıdır yani. Bir aşçı için bu Cemil ismi bir pasta üzerinde, bir mükemmel bir yemek üzerinde kendini gösterir. Bir ne bileyim Yavuz gibi business world'ta olan biri için Cemil ismi yani o satışta kullandığı işte yani kendisine bir şey satmaya gelen veya başkasına satmaya gittiği zaman orada kullandığı dil veya o sunum presentation'ın kendisi bir Cemil isminin yansıması olur. Yani herkesin hayatında bir güzellik tecrübesi var. Bunu güzellik ismi altında toplamak, o Cemil ismi altında topladığın zaman herkesin dünyasına konuşmuş oluyorsun. Ama spesifik örneğe girdiğin zaman ya işte Cemil ismi ya mesela çiçek ya çiçek Türkiye gibi ülkelerde yaşayanlar için çok
baskın bir örnek olabilir. Yani hayatımızın her yerinde, her anında çiçek var. Ama ya Alaska'daki adama çiçek üzerinden konuşmanın, yani güzelliği çiçek üzerinden anlatmak çok zor olabilir yani. Dolayısıyla bu şey meselesi, aslında bunu derslerimizde de hep yaşıyoruz. Ya pratiğe girdik mi iş karışıyor diyoruz ya, pratiğe girdik mi işin karışmasının sebebi hem her birimizin tecrübeleri farklı, hem de her birimizin tecrübeler üzerinden aldığı farklı. Yani bu kadar diversity'nin içinde pratik üzerinden meseleyi anlamaya çalışmak her zaman kısıtlı olacaktır. Tabii zihinler eğer soyut düşünmeye hazır değilse belki kopmalar yaşanabiliyor. Bu noktada zihnimizi terbiye etmemiz lazım. Ama işin gereği de bu yani. Hani belagat bunu gerektiriyor. Yavuzcuğum, küçük not aklıma geldi de bilmiyorum arkadaşlar ne derler. Şimdi burada Kur'an evrensel konuştuğu için bütün zaman dilimlerine, bütün coğrafi bölgelere, işte bir coğrafi bölgelerdeki bütün insan tabakalarına, eğitim seviyesine olursa olsun konuşuyor ya. Peki bu nasıl yapıyor? Müphem bırakarak yapıyor. Mutlak ve müsel bir üslup izleyerek yapıyor. Peki şimdi müphem veya muğlak, bunun zıttı ne? Mübeyyen. Muğlak ya da müphem zıttı mübeyyen. Peki mutlakın zıttı ne? O da mukayyet. Peki muğlakı kim tebyin edecek? Yani mübeyyin hale getirecek. Ve mutlakı kim takyid edecek? Dendiği zaman işte burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ilk akla geliyor. Çünkü onunla ilgili olarak dedi ki sünnet Kur'an'ın müphem ve muğlak ayetlerini tebyin eder. Ondan sonra mutlak ayetlerini de takyid eder eğer takyidi gerekiyorsa. Peki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam hani Hakk'a yürüdü, ondan sonra şu kadar asır geçti, hala o Kur'an'ın müphemliği, muğlaklığı belagat karakterinden dolayı devam ediyor. Ben bugünün çocuğu olarak o ayetleri nasıl takyid edeceğim? Hadise bakacağım, tamam. O mutlak ayetleri nasıl takyid edeceğim? O mübeyyen ayetleri nasıl tebyin edeceğim? Ayrıca günüme getireceğim, kendi hayatıma indireceğim deyince burada hani o risaletin varisi konumunda olan ondan sonra mürşitler, müştehitler, müceddler diye geçiyor ya, o aklıma geliyor. Peki ondan da geçtik, tamam. Doğrudan doğruya onlar da kendi açılarından tebyin yaptılar. Kendi açılarından takyit yaptılar. İyice bugüne geldiğim zaman işte şu tür müzakerelerde adeta ortaya çıkan anlayışlar birebir bugünümüzle ilgili, bugünümle ilgili, bugün yaşadığımla ilgili konularda ayetlerin o mutlakların takyidine, müphemlerin ondan sonra mübeyyen hale gelmesine dönük çağrışımlar, açıklamalar ortaya koyuyor diye bir yaklaşım aklına geldi. Çok absürt mü? Allah razı olsun. Ben çok hoşuma gitti. Şunu söyleyeyim. Yani hemen bırakıyorum Abdurrahit abi. Bu yaz Sünihat'ı şey diye okudum ben. Yani Sünihat Bediüzzaman'ın Katreden Reşa'ya, Eski Said'in Yeni Said'e geçme noktasında heyecanlanarak fark ettiği hakikatleri çok heyecanlı bir şekilde not ettiği kitaptır. Eski Said'i Yeni Said yapan ilk hakikat tohumlarının heyecanla not alındığı kitaptır diye okuduğun zaman Sünihat'ı, böyle tarif edip okuduğun zaman Sünihat enteresan manalar açmaya başlıyor ve Sünihat'ın ilk bahsi Kur'an'ın salihatı mutlak ve müphem bırakmasıdır. Yani Bediüzzaman'ı Bediüzzaman yapan, heyecanlandıran, Kur'an ayetlerini Yeni
Said perspektifiyle okuma noktasında zihnine nakşettiği ilk prensip İlyas Hoca'nın az önce gündeme getirdiği prensip. Hayatının değişmez bir prensibi oluyor ondan sonra. Zaten bütün ayetleri o nazarla bakıyor ondan sonra. Orada salihat üzerinden çalışıyor o konuyu. Ama yani Risale-i Nur'un bütünü mü Kur'an ayetlerinin o mutlaklığı ve müphemliği üzerine inşa ediliyor zaten. Muhteşem bir şey yani. Ben küçük bir katkı açısından İlyas abiye mutlak ve mübeyyen ayetler diye ayrı ayrı ayetleri ayırmak doğru değil gibi geliyor bana. Bütün ayetlerin mutlak ve mübeyyen olan yönleri vardır. Hatta bizim için en mübeyyen olan ayetler en mutlak olanlardır diyebilirim. Kendi açımdan öyle. Çok açık falan dediğimiz ayetin üzerinde tefekkür ettiğim zaman çok bereketli sonuçlara ulaştığım, yani ben bunu çok anlıyorum gibi gözüküyor ama burada başka bir incelik var falan diye düşündüğüm zaman çok, yani öyle bir müphem olduğunu, aslında çok derinlikli manaların içinde barındırdığını da fark ediyorum. Sadece küçük bir düzeltme demeyeyim ama işte katkı olsun. Sen onu kastetmedin herhalde zaten. Allah razı olsun. Yani müphemliğin ne dereceleri var, mübeyyenliğin ne dereceleri var diye anladım ben. Allah razı olsun. Yani her bir ayetin çok açık gibi gözüken ayetin de müphem o yönleri olduğu için, o yüzden ayrı ayrı ayetler değil de bütün ayetlerin bu kategoriye sokabiliriz anlamında söyledim. Evet. Allah razı olsun. Tenezzülat-ı İlahi'nin gerek Kur'an'ın ilk indiği, ilk muhatap olduğu toplumun şartlarında örnekler vermesi ve gerekse Resulullah'ın yaşadığı hayatın, fiziki hayatın şartlarında örnekler tecrübe edip bize sunması, bunların hepsi tenezzülat-ı ilahi olarak alınmalı. Yani bize örnek oluyor. Siz de kendi şartlarınıza göre bu mesajı anlayın diye. Onun için gerçekten müteşabih ayetlerin şu bizim hani dağa bak dediği var ya, işte onlar müteşabih ayetlerdir. Ahiretin imanın esasları olarak tasviri değil, ahiretin, meleklerin durumlarını ayetten anlatan ayetler ise mutlak ayetler. Ya, mutlak dediğim, öyle kelime aklıma gelmiyor, kafam yerinde değil. Müteşabih, diğerleri neydi? Mübeyyen mi? Muhkem mi? Hayır. Kur'an'ın tabiri. Muhkem ayetler. Ha. Mesela Allah'ın varlığı muhkem ayettir. Ahiretin varlığından haber vermesi muhkem ayet. Meleklerden haber vermesi muhkem ayettir. Allah'ın sıfatlarını Kur'an'da esma olarak geçiyor. Esmalarını bildirmesi, bunlar muhkem ayetlerdir. Ama içerisi müteşabih ayetlerin yorumlarıyla herkes kendi hayat şartlarında onları uygulamakla gerçekleşecektir. Yani içerikleri anlaşılacaktır. Alim ne demek? Zamanla insanlar, bakın alim mi? Ben şöyle bir şey duydum mesela. Bir insan beyninde 90 trilyon nöron varmış. Bunların hepsi perfect bir şekilde çalışıyor. Bak alim nasıl tecelli etmiş. Bunların yorumlanması lazım. Bunlar bizim dünya gözüyle gördüklerimizin bu ayetlerdeki mutlak olan Allah'ın alim olduğunun açılmasından ibarettir. Mütecavi bir durum yoktur orada. Ama dağ dediği zaman müteşabihtir. Bunun yorumlanması lazım. Böyle ters bir müteşabih ve muhkem ayetler tasnifine girmezsek, o zaman Kur'an'ın tenezzülat-ı ilahiye olarak bize bir örneklik teşkil edecek şekilde neden Mekkelilerin
veya Medinelilerin o günün tarihi şartları içerisinde isim dahi vererek bahsettiğini ve bunun mutlaka her devirde örnek olarak alınması gerektiğini kavrayamayız. Bilmem anlatabildim mi? Kafam yerinde değil ama. Ben... Tersini düşünmek lazım. Tarihteki duyduğumuz, gelenekteki duyduğumuz mütecabih ve muhkem ayet ayrımını gelenektekinin tersiyle bakmaya başladığınızda Kur'an bambaşka bir şekilde görünüyor bize. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ben şöyle anladım bir başka bir veçheden. Belagat gereği muktezai hale mutabık düşmesi için o dönemdeki olayları o dönemin insanlarıyla, insanlarına ve o dönemin olaylarına bağlı kalarak anlatmış. Ama biz de o dönemde çok aşikar olan gibi gördüğümüz şeyleri eğer bunlar bilinen şeyler tarzında muhatap olursak kendimize getiremeyiz. Dolayısıyla anlayamayız. Açık gibi gözüken şeylerin bize hiçbir şey söylemeyeceği aşikar olur. Dolayısıyla belagatın gereği o dönemin insanına bir hakikati onların anlayacağı dilde konuşuyor. Muktezai hale mutabık olarak konuşuyor Kur'an. O zaman ben de kendi dönemimin içerisinde oradaki hakikati getirip aşikar gibi gözüken şeyi getirip kendi dönemime müteşabih bir ayetmiş gibi benim dünyamda nasıl anlaşılması gerekir veya şu zamanın şartlarında bu ayet nasıl anlaşılması gerekir diye düşünmem gerekir diye anladım senin dediğinizden. İnşallah doğru anladım. İnşallah. Ben bunu hiç beklenmedik bir şekilde Müslüman olmayan bir kişiden öğrendim. Hayret ettim. Ama adam çok ciddi bir adamdı. Matematikçi ve filozof diye bilinen birisiydi. Ondan öğrendim. Selamünaleyküm. Bu aslında çok şeyi değiştirebiliyor yani. Neden o dönemdeki olayları bu döneme taşıyamayız? O dönemde olan olayların hangi prensiplerle değerlendirildiğini ve onu aynen bu dünyaya taşımanın mümkün olmadığını, o prensipleri taşıyıp prensipleri uygulama gerektiğini anlamış oluruz ki o zaman birçok hadislere yönelik veya ayetlere yönelik birçok itirazların aslında çok anlamlı olmadığını görürüz. O dönemin şartları içerisinde düşündüğümüz zaman maksadı anladığımız zaman o maksadın bu dönemde de geçerli olduğunu fark ederiz diye anlıyorum. Yoksa olmadık şeyleri savunmak zorunda kalıyorsunuz. Bu da insanı çok rahatsız eden bir durum. Devenin sidiği bugün sürüp olmuş. Veya vücuda enjekte edilen neyse yani. Onun ben o kitap yanımda duruyor. Kitap var. Bir kadının affedersiniz pisliğini kocasına enjekte ediyorlar. Çünkü bağırsakları bozulmuş. Oradaki bakterilerin tamamı ölmüş. O bakterileri yeniden üretmek için bizzat bakteri yani o dönemde başka iş görevi gören şimdi daha farklı bir şekilde işlev görüyor. Ya biz onu o şartlarda düşünmezsek anlayamayız yani. O da sidi içirmeye çalışırız milleti. Evet. Yani aşı yapmış, aşılamış adamı. Evet. Aynen öyle. Kitap duruyor yanımda bir tane. Bu dediğiniz Abdurrahim Usta, dediğiniz örnek eskideki uygulamayı mı anlatıyor? Bugün modern uygulama. Şimdi modern çağda bir uygulama, hatta bu konuda bir isim de var. Bilmem ne ismini unuttum yani affedersin. Bir vücuttan başka bir vücuda püskürtme yoluyla pisliği aktarıyor. Tamam. bunun ilmi de var yani.
kitap. Ben burada kafam karıştı. Kafam karıştı çünkü Ali abinin verdiği örnek yani şuydu. Hatta tam olarak bu örnek üzerinden müzakere etmiştik daha önce. Kardeşim o gün deve idrarının kullanılma maksadı yani şu şartlarda şu hastalığa gelebilecek, iyi gelebilecek en ileri düzey ilaç o gün oydu. Bugün de bugünkü en ileri düzey ilaç neyse onu kullanırsın. Gidip de onu buraya getirmene gerek yok gibi bir manada söyledi bunu Ali abi yanlış anlamadıysa. Ama siz başka bir şey diyorsunuz. Siz diyorsunuz ki o gün uygulanan, o günden öğrenilen bazı şeyler nasıl bugün hala çok geçerli diyorsunuz. Hayır, aynı şeyi söylemiyorum. Devesiliğini al iç demiyorsun, diyemiyorsun. Affedersin, pisliği de ye diyemiyorsun değil mi insanlara? Bunun bir şartları var, durumu var. Tabii, var, yöntemi var. Yöntemi var yani. O dönemde bir de Resulullah'ın uygulaması kendisine ait bir uygulama değil. Ondan önce yapılan bir uygulama yani. Tarih, geçmişten gelen bir uygulama. Resulullah o uygulamanın birini ona tavsiye etmiş özel bir durumda yani. Anlatabiliyor muyum? Burada da mesela özel bir durumda oluyor bu iş. O zaman dolayısıyla neye itiraz ediyorsun yani? O manada söylüyorum. Tamam da o zaman şimdi başa dönmüş olmadık mı? Yani ben şimdi bu verdiğiniz örneği o yüzden tarihini sordum. Eskiyi mi yeniyi mi diyorsunuz diye. Siz yeniyi diyorsunuz. Şimdi soru şu. Şu anda deve idrarının şu yöntemlerle şöyle kullanılırsa en modern tıbbın geldiği noktanın bile ötesinde bazı problemleri çözebileceğine dair şeyler var, çalışmalar şey var. Ebu Bekir yani Sifir, deve idrarına Allah itiraz eden ya. İnsanın itirazının mantıksız olduğunu anlatmak için söyledim. Yani insan idrarı aktarılıyor yani. Dolayısıyla kabul. Neye kabul. Karşı sizi anladım. Yani? Anlatabiliyor muyum? Benim anlatmak istediğim oydu. Yoksa şu doğru bu. Kabul. Benim sorum da şu. Ali abiye olacak o zaman sorum. Eğer müsait olursa değilse de biz müzakere edelim. Biz olduğu gibi almayla alakalı ya o günkü tedavi metodunu bugüne olduğu gibi alınır mı? Bu bir kusurdur, noksandır gibi bir noktaya varmıştı. Biz oradaki mantaliteyi alalım. Yani o günkü en ileri tedavi yöntemi olarak onu kabul et. Yoksa gidip de onun kendisini alma filan gibi bir noktaya gelmiştik. Eğer ben yanlış hatırlamıyorum. Yok, yanlış sen hala doğru hatırlıyorsun. Ben sana bu ikisi ama birbiriyle çakışan meseleler değil. Orada bence bir revizyona ihtiyaç var. O da şu. Ali dayının dediğinde şu sonuca girip kendine kaydedebilirsin. Hadise değil sünnete odaklanmak lazım. Oradaki sünnet nedir? Bu meselenin itikadi problemi. Abdüreşit abinin söylediği mesele ise meselenin metodolojik yani normal bir bilimsel kafayla baktığın bir tıp uzmanısın. Geçmişte yapılan bir uygulamayı bunu bugün en tıpçısı bile söyler. Bu tartışmanın içinden şeyi çıkar. Hadis sahih mi değil mi falan tartışmalarını çıkar. Tamam mı? Normal cerrahpaşadasınız. Hocanızla beraber bir hastalığa sonuç arıyorsunuz. Ya Arabistan'da 500 yılında şöyle bir uygulama olmuş. Aleyhissalatü vesselamın falan diye. Arabistan'da böyle bir uygulama olmuş. Allah Allah acaba işimize yarayabilir mi falan filan. Ama bunun bugünkü kültürle, normla uyuşmayan yönleri de var. Acaba insanlar bu tecrübeye neden gitmiş? Bunun arkasından niye gitmişler diye araştırma yapıyorsun ve şeye yapıyorsun. Senin o verdiğin, referansla verdiğin örnek buraya uymuyor. Neden uymuyor? Çünkü o kimselerin zihninde hadis sünnet diye bir ayrım yok. Yani muazzam, yani hadis sünnet diye bir kavramsal ayrım yerine dünyayı ikiye ayırıyor. Aleyhisselatü Vesselam'ın pratiğini donduruyorlar. Donduruyorlar. O pratiğin bizzat kendisini donduruyorlar. Ve bizzat o pratiğin kendisinin içinde bir hakikat gizli olduğuna yönelik arkada ciddi başka varsayımlar var. Yani problemli yani. Onu demek istiyorum. Problemli yaklaşımlar onlar. Sidik üzerine velev yani şöyle söyleyeyim. Eğer şöyle bir şey oldu. Cerrahpaşa araştırdı. Deve sidiği içenin ömrünün 15 sene uzadığını buldu. Tamam mı? Böyle olsa bile Ebu Bekir Hoca yanlış söylüyor. Onu demeye çalışıyorum. Tam onu soracaktım. Böyle, onu söylemeye çalışıyorum. Gittiler, deve sidiğini içtiler. Kana kana deve sidiği içmenin dünyadaki en şifalı şey olduğunu buldular.
Ebu Bekir Hoca gene yanlış söylüyor. Burada Yunus'cum şöyle bir şey yok mu? Bu yaklaşımda gayet güzel, faydalı, çerçeve çok sağlıklı. Ben tekrarlayacağım o güzel cümleyi. Hadise değil, sünnete odaklanmak lazım. Yani Resulullah'ın bir uygulamasının ilkesel bazda tetkikine odaklanmak lazım. Onun konumunu düşünerek, Resulullah'ın düşünerek, tamam. Şöyle bir yaklaşım da yok mu? Sefili tezki etmek için falan değil, genel anlamda söylüyorum. Madem ki o Resul'dür, madem ki peygamberdir, madem ki onun bir takım dünya hayatına ilişkin yaklaşımları da her ne kadar siz dünyayı benden dayayabilirsin diyen rivayetler var ise de en azından bir kısım itibariyle de bu nübüvvet ondan sonra gözlüğüyle en ideal ondan sonra uygulamayı da içerebilir o. O tıbb-ı nebevi diye bir meşhur kavram var ya, tıbb-ı nebevinin bu açıdan bakıldığında bugünkü tıp alanındaki araştırmalar velev ki o noktaya ulaşmış olsun, hatta reddediyor olsun, ileride ulaşabilir. Dolayısıyla biz peygamberin uygulamalarını bu açıdan bakarak değerlendirmemiz gerekmez mi diye bir yaklaşım var. Bunu da reddetmemeli bizim açıklamamız diye düşünüyorum. Yunus'un gayet yerini açıklaması ilaveten. Şunu sorabilir miyim hocam? Sünnete odaklanmak lazım demek zaten bu dediğinizi içermiyor. Eyvallah. İçeriyor. Güzel. Eyvallah. Yani ben sünnet, zaten eğer bu dediğiniz yoksa sünnete odaklanmak dediğimiz şeyin içinde o zaman evet, biz çok yani çok saçma bir şeyden konuşuyoruz yani. O üstadın Mucizat-ı Ahmediye'yi peygamber mucizelerini çalıştığı yerde çok aşikar aynen dediğinizi destekleyecek ifadesi var değil mi? Nedir? Hem maddi terakkide hem manevi terakkide insanların reisidir bu kimseler diyor. Şimdi buradaki yani ben hadise değil de sünnete odaklanmak meselesi bu ifadeyle çelişmiyor. Ama Ebu Bekir hocalar maddeten de terakkinin öncüsüdür ifadesini demek ki sidik içmek lazım diye yorumluyorlar. Bu onların yorumu diyorum ben. Yani şu anda bir dışkı içmek, dışkı plante etmek yani şey yapmak her hastalığa uygulanır diye bir şey söyleyebilir miyiz? Çok özel, çok spesifik, çok hususi bir durumda olan bir olay. Resulullah'ın işi de aynı şey. Önüne gelen hastalığa silik içilir mi? Evet, yani sünnete odaklanmayı ben sizin de dediğinizle birleştirecek bir şekilde Ebu Bekir Hoca'ya bu sizin yorumunuz, ben şöyle okuyorum diyebilirim. Resulullah hastalanmış bir kimseye sen Rabbine dua et, geçer demeyen biridir. Bunu demeyen biridir. Ne yapıyor? Uygulama var, uygulamayı gösteriyor. Resulullah'ın sünneti nedir? Bir, insanlığın tecrübesini, dünyevi şeyler onlar. Ben size din getiriyorum gibi bir kafayla yaklaşmayan biridir aleyhissalatü vesselam. İnsanlık tecrübesini de tenezzülat-ı ilahi olarak gören bir kişidir aleyhissalatü vesselam. Sidik meselesi insanlık tarihinde bugüne kadar gelmişse Resulullah'la öyle bir yönlendirme yapmıştır ki bu kainatın sahibi insanlığın bu tecrübesine arkanı dönemezsin demiştir ona. Sünnet insanlığın tecrübesiyle insan fıtratı arasında Rabbim bugüne kadar nasip ettiği ayetleri hayır bizler Musa'nın, İsa'nın değil Muhammed'in şeriatının takipçisiyiz gibi reisist, ırkçı kafalar Kur'an hakikatiyle uymaz. Eğer ki daha önceden bu insanlara bu tecrübe nasip edilmişse ve insanlar şifa olmuşsa o da tenezzülat-ı ilahiyedir diyen kişidir aleyhissalatü vesselam. Ben Yunus'un heyecanına şey yaparaktan biraz sakinlesin. Ben şunu söyleyeyim. Biz orada bir eziklik mak yerine tam tersi. Bak Resulullah Allah'a dua edin. Allah şafidir dememiş. İnsanların tecrübesini almış ve uygulamış. Bu şey yapılacak bir şey değil. Tam tersi övünülecek bir şey. Niye bundan utanacağız biz ki? Sidik bile olsa kullanmış yani. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla yani şunu demeye getiriyorum. Yani şurup içmek de insanlığın tecrübesinin geldiği evet. Bir noktadır. Evet. Bu uzmanlık gerektiren bir durumdur.
Yani bizim o mektubat derslerimizi hatırlayalım. İnhisar altına alınabilen bir hakikattir. Hastalığa şifanın hangi yollarla gerçekleşeceğinin tespit edilmesi inhisar altına alınabilen bir ilimdir. Bu insanlar da zaten şöyle çalışmıyorlar. Yani bu Ebu Bekir Hoca'nın duruşunun arkasındaki, yani bu duruşuyla söylediği imaları deşifre edelim mi biraz? Ne ima ediyor? Şunu ima, bu o tarz zanlar barındırıyor içinde. Bu insanlar niye şurup içiyorlar biliyor musun? Sırf peygambere tabi olmamak için şurup içiyorlar gibi bir ima da barındırıyor içinde. Ne alakası var ya? O şurup neden yapılıyor? A bitkisi, B bitkisi, C bitkisinden yapılıyor. O bitki kimi? Senin Rabbinin bitkisi. Yani ne demek istiyorsun? Yani o yüzden dedim ki Cerrahpaşa Fakültesi her gün 10 gram deve sidiğinin sadra şifa olduğunu bulsa bile Ebu Bekir Hoca yanlıştı. Yöntemi yanlış. Yani mantalitesi yanlış. Ebu Bekir Hoca'nın. Çünkü ırkçı bir kafayla yaklaşıyor. Muhammedçi bir kafayla yaklaşıyor. Bu insanlığın peygamberi değil, benim peygamberim diye yaklaşıyor. Olmaz. Olmaz yani. Olmaz. Ebu Bekir Hoca'nın samimiyetinden zerre şüphem yok kendisine. Dua da ediyorum. Çok da sevdiğim birisi. Kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Ama yanlış yapıyor. Yani o yöntemle insanlığa dini anlatamayız. Öyle bir şey yok. Ebu Bekir Hoca geleneğin en naif versiyonu. Kibar versiyonu. Ama o kafa, o naifliğiyle bile bugün şifa olmuyor. Zaten Türkiye'de de olmuyor. Türkiye'de de insanlar Ebu Bekir Hoca'yı dinlemeyince ya Batı'nın virüsü dine insanları düşman etti falan filan diye suçu gene Batı'ya atıyor. Halbuki hiç kimse sorgulamıyor. Ebu Bekir Hoca bir şeyleri yanlış yapıyor. Olmasın diye kimse sormuyor. Yani yanlış yapıyorlar çünkü. Bu hararetli fakat son derece istifadeli ve yerinde Hazreti Toşmuşçu tabiri var ya, o aklımdan geçti. Müzakereden sonra ben bu muhkemle ilgili Arabi'nin ifade ettiği o son derece enteresan yaklaşıma dair bir cümle kurmak istiyorum. Şimdi muhkem ve müteşabihin çok farklı tanımları var da en meşhur tanımlarından birisi şu diyebiliyor. Muhkem bakıldığında düşünmeye gerek kalmadan manası hemencecik anlaşılan ayat-ı ilahiyedir. Tırnak içinde. Peki müteşabih ne ya? Müteşabih bakıldığı vakit hemen manası zihinlerde kuvvetce anlaşılamayan bir takım teşbihlerin, temsillerin, istiarelerin söz konusu olduğu, dolayısıyla orada veçhi şebehlerin falan bulunmasının zorunluluk arz ettiği, zor anlaşılan, ehlin anlayacağı, tevillerin zorunlu olduğu ondan sonra ayetlerdir diye. Buradan şuraya geleceğim. Bir cümle demiştim, uzadı. Alabey dedi ki benim anladığım. Şimdi benim yaptığım muhkem, ilk muhkem tanımına göre vel cibele evtada muhkem midir, müteşabih midir? Dağları ondan sonra zeminize kazık yaptık. Çivi gibi çaktık. Bu ifade ettiği muhkem tanımı açısından bakıldığında bu muhkem ayettir. İşte dağları diyor ondan sonra çivi gibi çaktık diyor. Halbuki Arabi dedi ki hayır dedi. Benim o matematikten öğrendiğim bu ayet muhkem değil. Bu ayet müteşabihtir dedi. Benim anladım. Bu fevkalade enteresan da onun altını bir daha çizmek istedim. Allah razı olsun. Evet. Yani bir dakika. İlyas abi niye yani öyle dedi de gerek bir cümlede de gerekçesini de söyler misiniz? Yani tam ben hani gerekçe bekliyordum. Elim böyle... Yani, çünkü orada dağların dünyaya kazı çıkmış. Dağ nedir? Dağın hakikati nedir? Kazık olması ne demektir? Burada bir temsil var mıdır? İstihare var mıdır? Hangi manaları akla getiriyor? Pat diye anladığımız, sandığım şey tam da pat diye anlayamadım. Aslında muhkem değil, üzerinden geçmemem gereken, üzerine yoğunlaşmam gereken, yoğunlaştıkça çok ciddi manalar çıkartacağım muhakkak olan ve o az ifadeyle çok hakikatlerin dile getirildiği bir ayetle karşı karşıyayız
demek diye anlıyorum. Ve Kur'an'ın bir prensibi, çok temel bir prensibi bize yardımcı oluyor bu hususta. Hem de ilk inen suresinde insanların kafasına çaktığı prensibiyle bunu çözüyoruz. O bize bilmediğimizi öğretir. O bize bilmediğimizi öğretir. Ayete bakıyorum, dağları çaktık. Evet, dağlar çakılmış. Devam. Ne oldu? Ne oldu ya? Ne oldu? Ne öğrendik burada? Bilmediğimizi öğretecek ya. Yani o... Ben... Malum ilan. Evet, ben... İki tane bizim Hamim derslerinden çok temel prensip var ki Kur'an okumalarımı değiştirmiştir. Yani birisi bu. Bilmediğini öğretecek. Diğerisi de, ya yani bunun diğer bir ifadesi de Kur'an'ın akledilemeyen makul olması. Akılla ulaşamadığın, Kur'an sana haber verdiği zaman aklınla tasdik edebildiğin haberdir Kur'an. Bunun temelleri bu. Ali Dayı'nın bu söylediği benim için yeni oldu. Daha önceden Ali Dayı'dan duymadığımı düşünüyorum. Yani muhkem müteşabih. Ama muhkem ve müteşabihin bu şekilde yaklaşılması gerektiği ihtiyacı hep Hamim'de vardı. Yani bu işler böyle olmuyor. Muhkem diye geçiyoruz bu ayetleri. Böyle olmuyor meselesi. Bu daha önceden vardı. Müteşabih diye geçilen ayetlerin de hüküm belirten ayetler olduğu vurgusu da vardı. Ama bu bayağı şey olmuş, tazelenmiş. Bilmediğini bildirir ayetin üzerinde de biraz düşün. Ma'lem ya'lem. Başka bir anlamı da var onun. Ma'lem ya'lem. Bilinmeyeni de bildirdi. Neyin bilinip neyin bilinmeyeceğini de öğretti anlamı da var. Bak çok güzel. Çok güzel. Ben üstattan yani öğrendim. Çok aşikar olan şeylere çok dikkat etmemiz gerektiğini. Kendi hayatımızda da. Ben bunu biliyorum dediğim şey gerçekten biliyor musun diye sorduğum zaman çok farklı şeyler, Allah razı olsun. Böyle bakmayı Ali abi o şey şimdi söyledi ama bize de öyle öğretti yani. Emin misin falan tarzında. Biliyorum dediklerini bir daha düşün dediğini hatırlıyorum Ali abinin. Bu az önceki konuda şunu söyleyeceğim. İnsanlık eğitimde binlerce yıldır eğitim üzerine düşünüyor değil mi insanlık? Yani bir insan nasıl eğitilir, nasıl öğrenir, nasıl bilgi sahibi olur, bir şeyi anladığını nasıl anlar falan. Geldik. Şu an bütün eğitim dünyası yanıyor, tutuşuyor. Herkesin öğrenme tarzının farklı olduğunu, öyle 1000 kişiye, 100 bin kişiye böyle eğitim vereceğiz diye kitlesel eğitim metotlarının fiyasko olduğunu, insanın kabiliyetlerini ortaya çıkarmadığını, insanların hepsini tek bir noktaya yönlendirdiğini ve bu insanların zenginliğini mani olduğunu, hatta şimdi kapitalistler de bu fikri sahiplendiler. Neden? Çünkü daha çok para kazanacak adamlar. Testereden, pornadan adam çıkartır gibi adam yetiştiriyoruz. Farklı kabiliyetler gelişmiyor. Farklı kabiliyetler gelişmeyince inovasyon olmuyor. İnovasyon olmayınca ticarette öne geçemiyorsun. Öne geçemeyince para kazanıyorsun. Yani onlar da bunu desteklemeye başladılar. Özet şu noktaya geldiler değil mi? Bu Montessori'ler falan neyin meyvesi? Herkes farklı öğreniyor. Herkes biricik. Bu ne demek? Bizim insanlığın bugüne kadar kitlesel eğitim diye modern dönemde başlayan, bu endüstri devrimiyle başlayan ve bugüne kadar gelen kitlesel eğitim diye takip ettiği yöntem, bizim geleneğin hadisten anladığı yöntemin tıp aynısı. Herkese aynı yetiştireceğiz. Herkesi. Aleyhissalatü vesselam
koy örneği, tak tak tak. Bazıları uymuyor. Aleyhisselatü Vesselam orada başka, burada başka yapmış. Onlar müteşabih hadisler falan diye. Onları konuşacağız, bakacağız ona diye onları ayır. Ama böyle net üzerinde çok tartışma olmayan meseleleri netleştirmişler. Bazen de ya çok farklılıklar var. Ne yapalım, namazda birisi diyor böyle kıldı, birisi diyor aşağıda kıldı, biri diyor böyle yaptı, biri kafasına kaldırdı falan. Onları da mezhepler tık 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 onları ayıralım. Herkese aynı. Olmuyor işte. Olmuyor. Neden? Çünkü az önce konuştuğumuz sırrı insana dair bir tılsımdan dolayı olmuyor. Sünnete yoğunlaşmak lazım. Hadise değil. Sünnete yoğunlaşmak lazım. Kainat sünnetullah'tır. Bravo. Müteşabih'tir. Bravo. Ve size şöyle bir söyleyeyim. Yani evrimle de barışacaklar. Çünkü evrim teorisinin içinde bizim hamim camiasının acayip işine yarayacak bir iki argüman var. O argümanlardan bir tanesi şu. Adetullah'ın değiştiğini iddia ediyorlar. Evet. Asırlara göre şeriat. Adetullah asırlara göre değişiyor diyorlar. Şeriat asırdan asıra temettün eder meselesini evrim teorisinin bu argümanını almadan bugünün insanlara nasıl anlatacaksınız? Ama yani şu maymun meselesinden daha çıkamadığımız için yani mesele o kısmını daha tam çözemedik. O argümanı da alamıyoruz. Yani oradan barov edemiyoruz o argümanı. Halbuki etmek lazım. Adamlar bunun datalarını ortaya koyuyorlar. Bu az önce Ali Dayı'nın dediği kainattaki sünnetullah meselesiyle inanılmaz uyumlu. Üstad meseleyi çözmüş. Ne diyor? Kainatta kanun var mı? Var kainatta kanun. Ama ne kanunu var? Rahmet kanunu var. Kainatta adalet kanunu var. Adalet kanunu, aslında Ali Dayı yıllardır evrim dersi yapıyor hamimde. Bunu hepimiz biliyoruz ama farkında değiliz. Ne yapıyor? Ali Dayı ne diyor? Kanun değişir, kanunsuzluk değişmez diyor. Yani kanunluluk değişmez. Her zaman nizamlılık vardır ama nizam değişebilir. Nizamın formu değişebilir. Ali Dayı yıllardır evrim dersi veriyor zaten hamimde. Yersen. Ama biz bunu şey yapamıyoruz, söyleyemiyoruz çünkü bizim zihnimiz öyle çalışmıyor. İlk başta bir kurdular nizamı, aynı şekilde devam etti. Ondan sonra da din geliyor diyor ki Musa'nın şeriatı, İsa'nın şeriatı, Muhammed'in şeriatı ama bunların hepsi İslam deyince bizim evren algımızla hiç uyumlu değil. Çünkü bizim kozmos algımızda ne var? Allah kurdu, çalışıyor. Her şey aynı. T1 2021 her şey aynı. Tıkır tıkır çalışıyor. Yok bir dakika, nereden biliyorsun? Sonra adamın biri, fizikçinin biri geliyor diyor ki ya bu kurallar değişiyor diyor ya. Hatta kuantumcular geliyor diyor. Kural mural yok. Kafa değişiyor diyor bu işler. Duruma göre başka kurallar çıkıyor ortaya diyor falan. Olur mu ya? Sünnetullah değişmez. Allah'ın şeriatı değişmez. Falan filan. Bizim dinin bize sunduğu şeyle arasını bağlayamıyoruz. Yani şeriatı kevniye ile şeriatı teklifiyenin arasındaki bağ kurulamıyor. Ya, herhalde problem. O da kainat tenezzülat ilahi olmuyor yani. Konuyu tutarlılığa bağlarsa en baş kainat tenezzülat ilahi olmuyor. Problem pratik ritüellerin kurallarını, ritüellerin ortaya çıkması için Kur'an'a yaklaşımı, Kur'an'ın %95'ini oluşturan imani tebliğine uygulamak zorunda hissetmemizden kaynaklandı. Öyle hissediyorum ben. Nasıl sabit bir namaz kılma şekli, farz, vacip, sünnet diye bir düzen altına alınma ihtiyacı vardı. Zekatın, miras kanununun düzen altına alınma ihtiyacı vardı. Bunların değişmezliğinin mamafi içtihat kapısını kapandı anlamı da demiyorum da imana dair olan meselelere de uygulama zorunda olmaktan zorunda olduklarını söylemekten kaynaklandı ki bunun babası
Ahmed bin Hanbel. Allah rahmet eylesin. O zamanın şartlarında arbitreri, ne denir ona, yorumlamalara, tevillere karşı tedbir olsun diye söylemiş oldukları, İlyas hocam bilir. İşte bırak Allah böyle dediyse öyledir anlayışını genişletip bütün zamanlara yaymaktan kaynaklandı. Onun için bugün işte Hanbeli mezhebinin ürünlerini görüyoruz. Vahabiliktir, Selefiliktir. Dondurdu dini, imanın meselelerini fıkıh kuralları gibi algılama alışkanlığı gelişti. Bunların gerçekten temelden bir sorgulanması gerekiyor. İnşallah bu kainatta, kainat bir müteşabihtir, yorumlanması gerekir prensibini unutmamak lazım. Bir de bizim düzen anlayışımızda, kainatın yaratılmasındaki düzen anlayışımızda yalnızca mekan boyutundaki düzene dikkat ederiz ama zaman boyutundaki düzenliliğe dikkat etmeyiz. Çünkü zaman boyutundaki düzenlilik değişme içerir. Bu da Yunus'un dediği konuyu gündeme getiriyor. Hani eskiden atom deniyordu, hani God particle bulunacak deniyordu ya. Şimdi ne diyorlar? God particle değil, particle diye bir şey yok diyorlar. Bubbles var diyorlar. Her halde, her zaman, nereden tutarsan elinde bir şey kalmıyor diyorlar. İşte bu aşamalar gösteriyor ki bize, yaratmanın, onlar tabii bunu söylerken işte 13.8 milyar yıl önceki varlığa gelişin devamı olarak söylüyor. Ama yaratmanın daima yenilenerek düzen içerisinde gerçekleştiğine hiçbir zaman temas etmiyorlar, bahsetmiyorlar. Daima düzen içerisinde gelişir. Onu maddenin kendisi yapıyor diyorlar. Madde kendisini ayarlıyor, enerji şöyle dağılıyor vesaire diye kamuflaj ediyorlar. Bunlar hep nereden kaynaklanıyor? Bizim düzen anlayışımızın hem zaman hem mekan boyutunda sabitliğini düşünmemizden anlaşıyor. Sünnetullah değişmez. Evet değişmez. Çünkü düzenli yaratılış değişmez. Hepimiz birbirimizden farklıyız burada. Ama hepimiz bir elden çıkmış, her birimize, kendimize has şekiller verilmiş bir düzenlilik var. Ama hepimiz farklıyız. Bu farklılığın kaynağı irade-i ilahiyenin mutlakiyetini veya onun ilminin, yaratma fiilinin, hallakiyetinin, fatırıyetini, mutlakiyetini göstermek içindir. Mutlakı sabitleyemezsiniz. Mutlakın sabit olması ancak kendisinin mutlakiyetinin sabitliğinde kalır. Yani mutlakiyet sabittir. Mutlakın tecellisi daima değişir. Biz bunları bu değişiklikten anlayacağız ki kainat daima değişiyor. Bu değişmede bize yeni yeni yorumlar getirmeye, yani Esma-i mutlak, sonsuz olan, sonsuz derecesi olan Esma-i İlahiye'yi o sonsuz dereceler içerisinde bir yerlerde devamlı yeni yeni derecelere ulaşma vesilesi olarak kullanmayı gerektiriyor. Çok açık olmadı ama uzun da konuşmak istemiyorum. İşte bu Ala abi anlattığınızı metinle bağlarsak diye düşündüm ben. Şöyle çıkıyor. Kur'an nasıl ki ondan sonra ayetleriyle mutlak ifadeleri kullanarak insanları, toplumları, çağları, devirleri, yılları, fertleri işaret ediyorsa kainat da aynı şekilde tırnak içinde müphemliğiyle veya sizin kullandığınız tabir müteşabih oluşuyla bütün insanları, bütün toplumları, bütün zamanları irşad ediyor. Ama ona teknik tabirle, manaya harfiyle bakanı.
Mane harfi vurgusu güzeldi. Mane ismi bir şey ifade etmiyor çünkü. Yalnızca o müteşabih yorumlanması gerekiyor. Biz ona dün Muhammed'le şöyle bir lakap taktık biliyorsun hocam. Yatay eksene dikey dokunuşlar. Yani yatay eksene dikey dokunuşlarla bu hayatı lezzetli hale getirmek lazım. Halık'ın, yani Rabbin, Allah'ın, yaratıcının mutlakiyetini anlamadan bir yere varamıyoruz. Onun tecellisi de mutlak olacaktır. Onun sözü de mutlak olacaktır. Onun Resul ile gönderdiği örnekler de mutlakiyet içerisinde değerlendirilecektir. Sabitlikten çıkamadık. Bedir dedi, Bedir'de kaldık. Bedir'i bir genişletemedik. Ebu Leheb dedi, Ebu Leheb'e hala lanet okuyoruz. Bir de duydum, doğru mu bilmiyorum. Bu da eşin dedikodusu olsun da biraz rahatlayalım. Süleymancılar Tebbet suresini Kur'an namazda okunmasını yasaklamıştı. Namazda lanet mi edilir diye. Yani belki de bir hiç hakikat olmayan bir şeydir. Bir, yani biliyorsunuz grupçuluk, tarafgirlik acayip insanı sınırlar ve insaniyetini öldürür ya. Oradan söylenilmiş bir sözdür. Fakat bir kişiyi namazda Tebbet suresini okurken rahatsız oluyorsa o kişinin Kur'an anlayışında temelli bir problem var demektir. Şunu çok iyi biliyoruz Ali abi, bu haricilerin bazı kolları Acarede diye aklımdan kalmış. Acarede diye bilinen bir kol. Bugün yok onların bu adla anılan gruplar tarihte var. Onlar malum diyorlar ki Yusuf suresi Kur'an'dan değildir. Olamaz. Orada bir tırnak içinde aşk hikayesi anlatılıyor. Ondan sonra Allah'ın kelamında böyle bir hikayenin yeri yoktur diyerek Kur'an'a inanıyorlar. Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğuna inanıyorlar. Allah'ın mütekellim olduğuna inanıyorlar. Fakat Yusuf suresinin bu Kur'an tasavvurundaki problem, ondan sonra kelam sıfatıyla ilgili problem filan, okumuşsunuz hususlar ilgili problemleri dolayısıyla Yusuf suresinin Kur'an'dan değildir diyerek aşağı bütbaana gidiyorlar. Onların çocukları var mı? Ne yaptılar çocuk? Ya işte böyle yani. Zahir perestlik çok çok garip bir şey. Unfortunately, maalesef. Evet, maşallah. Bayağı bir konuya değindik. Güzel oldu. Sadece bu şey, zamanı düşünüyorum. 14 dakika var. Ekleyecek olan şeyler, birileri varsa onlar eklesinler. Ona göre sonraki metne belki bir girizgah yaparız. Sonra haftaya devam edebiliriz. Muhammed abinin ismini bu arada hiç duymuyoruz. Muhammed abiyi duyabilirsek memnun oluruz. Emin de duymuyoruz Yavuz'cum. Emin kardeş de bazen çok güzel kadar yapıyor. Emin abi, esirgenmezsiz seviniriz yani. İstifade ederiz, Allah razı olsun. Ben Emin abinin ekranını böyle boş manzara ya, ben sanki orada birisi yok. Hani o bir başka bir manzara falan gibi düşünmüşüm. Ekranda sadece manzara olunca. Evet. O bir numara zaten. Mesela Muhammed Ali gibi yapınca Muhammed nerede çok ya? Çok belli oluyor. Ha. Ama oraya beyaz ekranı koyunca Emin nerede ya demiyorsun. Enteresan bir psikoloji, bir numara yani. Aynen. Ben dinliyorum abi, Allah razı olsun. Ben de dinliyorum, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Peki. Hepimiz dinleyelim. Aslında dinlenmeye geliyoruz. Giriş yapsak iyi olur herhalde. Bir giriş yapalım mı? Yapalım. Peki. Evet. Şimdi
bu ayeti makabliyle nazım ve rapt eden münasebet diye başlıyor metin. Evet, belki tekrar etmek israf olur. Kur'an-ı Kerim evvelki ayetle tamim yaptıktan sonra genelleme, umumi gibi bu ayetle tahsis yapmıştır. Evet, bu ayet ehli kitaptan iman edenleri tahsisle şereflerini ilan ve imana gelmeyenleri imana teşvik ediyor. Şimdi bir şey söyleyebilir miyim? Tabii abi. Şu bu mutlakla işte burada tahsis kelimesini de kullandı ya. Bir şey mübeyyin sınırlayıp belirlemedikten sonra temayüz, tezahür, temayüz ve tamamen bütün şeylerinden ayrıntılarıyla göstermedikten sonra mutlaka gitmek de mümkün değil. Aslında bir şeyin belirlenmesi, belirleniyor olması, hatlarının, sınırlarının konuyor olması mutlaka gitmek için zaruri bir şeydir. İnsan mesela güzellik kavramını kendi başına bulamaz. Çiçek olacak, çiçeğin bütün detaylarıyla, bütün güzellikleri, şeyleri tezahür edecek, tebarüz edecek ki ondan sonra güzellik kavramı bu tür örneklerin, belirlenmiş örneklerin yardımıyla mutlaka doğru bir serüvene çıkacak. Eğer biz bu belirgin belirleşmeleri yapamazsak, yani sınırları konmuş, hatları konmuş, belirlenmiş, hatta belli bir kalıba indirilmiş olan şeyleri tam net olarak ayıramazsak, onun mutlaka giden yönünü de doğru keşfetmiş olmayız. Sadece tasavvuri ve tahayyülü bir tarzda bir mutlaklaştırma olur. Bu açıdan aslında ifrat tefrit olmasın diye dengeyi bulmak için aslında bir şeyin mutlaklaşması o şeyin tebeyyün etmesiyle bağlantılıdır. O yüzden tebeyyün etmesi, netleşmesi, belli bir kalıba girmesi zaruridir mutlaka gitmek için. Eğer zaten bel kalıba girmezse o kavram her zaman boşlukta kalacaktır. Boşlukta kalan bir kavram da aslında insana tutunacak bir dal vermez. Yani şunu demeye getiriyorum. Ayeti, ki ayetlerde ilgici mesela ne yapıyor? Tebbet ya da Ebu Leheb diye belirginleştiriyor. Belirgin bir vasfı ortaya koyuyor. O vasıf üzerinden mutlak bir hakikati ifade ediyor. Yani genel bir hakikati ifade ediyor. Burada da ilginçtir o tahsis etmesi belli bir kesime bunu. Onun üzerinden biz o hakikati anlayabiliriz ancak. Yoksa kavram bizim dünyamızda boşlukta kalır ki bence çoğu Müslümanın en büyük problemlerinden biri bu. Bir şey biliyormuş gibi konuşuyor ama ne konuştuğunu da bilmiyor. Yani bizim çoklukla yaptığımız şeylerden biri. Önce gerçekten biz sınırlarını, hadlarını belirleyecek şekilde kavramı soyut olan kavramın şey karşılığını, yani somut karşılıklarını iyicene tanıyıp onun sonsuz bir varyasyon barındırdığını anlayıp oradan mutlaklığa gitmemiz gerekiyor. Yoksa kavramı kafamıza göre doldurursak işte o zaman zaten belli bir kalıba sokmanın sebebi de buradan kaynaklanıyor. Bir şeyi de görmeye çalışıyor sürekli. O şeyi de aslında doğru düz görmüyor yani. Evet. Yani şöyle de diyebilir miyiz? Biraz terimlerin biraz daha anlamlı hale gelmesi ya da pratik hale gelmesi için mutlak imana dair meselelerdeki mutlak ifadelerin
müşahhas örneklerle gösterilmesi tenezzülat-ı ilahiyenin gereğidir. Çünkü evet. Tenezzülat-ı ilahiye muktezayı hale göre konuşur. Evet. Benim kapasiteme, benim şartlarıma göre konuşur. Dolayısıyla gerek Zeyd örneği, Ebu Leheb örneği vesaire, Bedir örneği, Uhud örneği. Ali abi sesiniz Ali gitti. Ali abi sesiniz gelmiyor. Sesiniz gitti. Şu an gelmiyor. Mikrofonunuz açık ama gelmiyor. Hala gelmiyor. Kesildi mi? Şu anda geldi abi. Şu anda geldi. Soyut kavramlar, mutlaklar eğer müşahhaslaştırılmazsa, soyut kalırsa, o zaman insan mesela o zamanın Ebu Leheb'i bu zaman kimdir diye ararım. O zaman Mehdi'yi aramak gerekiyor, Deccal'i aramak gerekiyor ama üstadın dediği gibi zamanın Mehdi'sini, zamanın, kendi zamanının Deccal'ini arayacaksın, sabitleyeceksin. Mesela benim kanaatim bu zamanın Deccal'i bilim adamlarının yorumlarıdır. Yorumları. Ama malzemelerini kullanmak bizim görevimiz mutlaka da. Yaptıkları o indirgemeci yorumlar çok az bir avuç insan olmalarına rağmen, milyarlarca insan içerisinde kaç tane bunun propagandasını yapan kişi var derse, milyonda bir anca bulursun. Milyonda bir insan milyarlarca insanı sürükleyip götürüyor. Onun için Kur'an'ın mücadelesi Mekke'de Resulullah'ın düşmanı olarak gördüğü hemen 5-6 kişiydi işte. Ve diyelim 6 kişiydi ki Bedir'de dua etti Resulullah. Bu 6 kişiyi aldı. Götürdü bu dünyadan. İşte bu 6 kişiyle kavga eder. Bütün peygamber hatıraları onun ileri gelenleriyle kavga eder. İleri gelenler, işte zenginleri vesaire yöneticileri, halkla hangi topluma göre değişir? Mesela bazı toplumun halkı desteklediği için bütün halk fiilen cezalandırılmıştır. Ama Mekke Resulullah'ı çıkarttığı halde Allah vaat ediyor. Bir yeri biz onu oraya gönderdiğimiz Resul'ü çıkartmadan helak etmeyiz diyor. Bakıyorsun bir çelişki var ortada. Mekke'de Resulullah çıkmış, helak olmamışlar. Halk Resulullah'ın yani alt tabaka, fakir tabaka veya işte kendisini lider görmeyen tabaka kalben Resulullah'a meyildi. Levtezeyyelül azzebnellezine keferu minhum. Ya hocam, İlyas hocam kusura bakma, alanınıza girdim, ayet nakline başladım. Eğer fark edebilseydiniz, yani aralarını açabilseydiniz inananlarla inanmayanları, o zaman biz sizin elinizle onları helak ederdik diye anlaşılan ayette. Fark edilemezdi. Kimin inandığı, kimin inanmadığı belli değil. Halkın çoğu inanıyor da ileri gelenlerin, mutrafinin ne diyorsa işte, onların etkisinden dolayı bir şeyler yapamıyor. Bugün de öyle. Bilim adamları öyle konuşuyor ki, yani ben bilmem bir yerde bahsettim de nerede bahsettiğimi hatırlamıyorum. Öyle bir sahtekarlık var ki, Carl Sagan'ın, bunu bahsettim burada. Carl Sagan'ın şu Apple Pie'yi yapmak için, yaratmak için kainatı yaratmak lazım sözünü bir tane çok ciddi bir adam 1,5 saat eleştirmek için çabaladı. Ama böyle gerçekten, neyse isim vermeyi sevmediğim için. Ne yaptı biliyor musunuz? Apple Pie'yi aldı. Hain adam. Namussuz diyeceğim adam. Böyle bir laboratuvar elbisesi giydi. Gözlük taktı, laboratuvar tablo. Bilimsel çalışma yapıyor. Dikkat et. Öyle bir göz boyuyor ki, yani Firavun'un sihirbazından daha fazla sihirbazlık yapıyor.
getirdi oraya bir tane laboratuvar şartlarında tamamen her şeyi teknolojiyle çalışan bir tübün içerisinde apple pie koydu. Onu ısıttı. Sonunda kömür oldu. Yani karbon oldu. Arkadaşlar işte biz inceledik. Görüyoruz ki demek ki apple pie'in aslı esası karbonmuş. Ya hain adam, bunu benim okur yazar olmayan anneme söylesen apple pie yaksan ne olur diye. Abi Rütük araya girdi. Abi sesinizi abi sesinizi duyamıyoruz ya. Tam hain adam, benim anneme söyleseniz bunun apple pie'yi falan dediniz gitti. Mikrofonun kapalı Ali abi. Ha, şimdi açtım. Yok. Nerede kaldın? Bir daha alın abi. O adam. Anama söylesen bile dedin. Abi saydırıyordum. Anama söylesen apple pie yaksan ne olur diye. Oğlum kömür olur, zehir olur, yenmez diye. Bunu ne laboratuvarda bilimsel araştırma diye yutturuyor. Yani sahtekarlığın bu kadar daniskası olamaz. Millet büyülenmiş gibi seyrediyor onu, binlerce insan. Baktım, inanır mısınız, hit sayısı, yani oraya girenler başından sonuna kadar dinlerler. Hit sayısı kaçtı ya Rabbi? 2 milyon, 3 milyon mu neydi? 3 milyon kişi buna hayran olmuş. Hangi devirde yaşıyoruz? Nasıl numaralar çevriliyor? Ve biz ne yapacağız? Ne yapmamız gerekir? Bunlar önemli sorular. Böyle Kur'an böyle diyor falan. Bu devir geçti kardeşim ya. Onlarla zaman ayırmaya gerek yok. Yepyeni yaklaşımlar, işte üstadın o getirdiği, kapısını açtığı, kanalını açtığı yerin genişletilmesi, pratik hale getirilmesi için çalışmanız lazım gençler. Çok sorumluluğunuz var. Vallahi başka yerlerde kendinizi meşgul ederseniz çok sorumluluğunuz var. İlyas Hoca da Abdülreşit ve benden geçti. Siz bari pişman olmayın. Ben çok pişmanım. Başından böyle bir yol tutturmadık. Aleykümselam. Evet. Abi süremizi bitirdik. İsterseniz haftaya devam edelim. Ben bayağı yoruldum. Çok verimli olduğu için yordum. Ekleyeceğiniz bir husus varsa lütfen buyurunuz. Sadece küçük bir not, az önce Ali Dayı'dan önce giremedim, bulamadım. Şimdi yeni buldum da 20. sözde 1. nüktede bu Kur'an-ı Hakim'de hadisat-ı cüz'iyenin her birisinin arkasında bir düsturu külli saklanmış diye başlayan bir metin var. Bunun 25. sözün içinde de çalışıldığı bir yer var. Sadece kayda girsin diye söylüyorum. Yani Abdüreşit abinin özetlediği şey zaten. Yani az önceki cüz'i hadisatın arkasında külli düstur. Buna Ali Dayı'nın verdiği örnek hep şeydi. Yani isimler değişebilir de kontekst aynıydı yani. Okula gittiniz, hoca karşınızda, ilk derse giriyorsunuz. Diyor ki bu dersi alan bir Ahmet vardı. O şöyle yapmıştı. Kaldı. Dedi mesela. Hocanın öğrencisine bu dersi alan bir Ahmet vardı, şöyle şöyle yaptı, kaldı demesinin ardından öğrencilerden gelecek soru şu olursa: hocam bu Ahmet nereliydi? Kaç yaşındaydı? Kayseri'ye gitmiş miydi? Pilav yer miydi? Bal sever miydi? Sarışın mıydı? Esmer miydi? Bu soruların sorulması ne kadar ahmaklıksa nokta nokta nokta, yani oradan tamamla sen
O tebbe, o Leheb'in elleri kurusun diyor sana Kur'an. Leheb kimdi? Sakallı mıydı? Sakalsız mıydı? Kaç yaşındaydı? Buralara gelmenin alemi yok. Hoca sana Ahmet bu dersi aldı, böyle yaptı, yanlış yaptı, sınıftan kaldı diyorsa, sen bırak Ahmet'i şimdi. Bu cüzi hadisenin arkasında sana anlatılmak istenen külli bir düstur var. Vay hain Ahmet. Vay hain Ahmet. Bundan sonra bu dersin içinde Ahmet'in adını anmıyoruz falan gibi bir yere gitmesi için söylenmedi bu. Değil mi? Çocuğum olursa ismini Ahmet koymayacağım diye söylenmedi. Ahmet yanlış yaptı diye bir şey anlatıyor sana. Ya bunlar abi bu kadar basitse o zaman 1400 yıldır gelenek abi böyle işte. Boğaz Köprüsü'ndeki trafiği düzeltmek de çok kolay. Yani emniyet müdürünün bir emriyle düzeltilebilir ama hala ısrarla hiçbir işe yaramamasına rağmen sabahleyin sağ taraftan bir şerit, sol taraftan bir şerit açıyor adamlar. Ne yapacak? Açıyorlar. Hiçbir işe, yani daha lanet bir hale sokmasına rağmen delinin biri kuyuya bir taş atmış, 40 akıllı çıkaramamış. Peygamber evet. Mucizelerini de böyle mi okuyacağız? Peygamber hatıralarını da böyle okumak lazım değil mi? Ad kimdi? Semud kimdi? Hangi yok kavimdi? Mu? Tam neler yaşandı orada? Süleyman Buzan, Süleyman Davud'un oğlu muydu değil miydi? Dedesinin adı neydi? Aman ya Rabbi, aman ya Rabbi ya bıktım ya. Emin ol böyle gına geldi. Neyle uğraşıyorsun? 20 sayfa, 30 sayfa tarih anlatıyor. Yani Risale-i Nur olmasaydı halimiz haraptı. Belki de inanmazdım ya. Emin ol. Kur'an der geçer giderdim. Zaten Şiiler ne diyorlar diye merak ettim. El-Mizan var ya Tabatabai'nin. Onu aldım. Ulan yarısını, birinci cildin yarısına kadar okudum attım ya. Tuttum ya bu modernlerden birisine bakayım bu işlere diye. Seyyid Kutub'un Fidlalül Kur'an'ını aldım. Git lan bu kitap okunmaz dedim ya. Bu Risale-i Nur öyle bir şey ki insanı acayip bir şekilde başka bir yola sokuyor öyle söyleyeyim yani. Başka bir yola sokuyor. Enki ama işte okumasını bilmek lazım. Yani şu abi. Hatırlattığınız cümle var ya, şu bana hakikaten öyle olduğuna dair genel olarak Risale'den anlıyoruz da, fakat şu cümle de ille de nurculuk ifadeleriyle Risale kaynaklı ifade kullanmazsan inanmayanlar var ya, onların beynini patlatması lazım ama dua edelim be. Ben pek ümitli değilim. Dua evet. Edelim. Ümitli dediğim yani nurculardan Risale-i Nur çıkmaz. Ben böyle bir kanaata ulaştım. Geleneksel kavgalarla git canım ya olacak iş değil bunlar. Başımızın çaresi bakmamız lazım. Ali abi bu işaretül icazı bitirince olmadı şeye başlayalım. O peygamber kıssalarına başlayalım. Bu Fountain of Faith oynatma serisini ben dinliyorum bu aralar. Çok net anlıyorum. Orada da böyle bazen duygularınızı açığa vuruyorsunuz. Vallahi nasip olur da Allah ömür verirse ben çok isterim öyle bir şeyi de işaret edeceğiz bitirdikten sonra belki sıraya koyarız. Belli olmaz. Bir arkadaşımız deşifre edip Türkçe'ye çevirmeye başladı. Birinci bölüm Hazreti Yunus'un var ya hikayesiyle başlamıştık o seriyi. Evet, evet. Birinci bölüm ön söz mukaddeme kısmını yazmış. Maşallah güzel, kabiliyetli bir kardeş. Bayağı öz noktaları çıkartmış, yazmış da. Yakında İlyas Hoca yardım ederse hamime koyup ondan sonra da ne gelir Allah bilir. Daha yeni başladı.
Fakat böyle heyecanlı başladı gibi geliyor da hızlı başlayıp da yorgun düşmez inşallah. Dua edelim. Yani o bayağı usul olarak ben seviyorum. Kur'an'ın bütün üçte birinden fazlasını peygamber hatıraları içeriyor. Hele bir de Resulullah'ın döneminde geçen olayları da Resulullah'ın kıssası diye alacak olursak, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kıssası, Musa'nın, Davud'un kıssası diye alacak olursak Kur'an'ın yarısını geçer. Önemli bir parça felaket ihmal edilmiş, tarihselleştirilmiş. Allah razı olsun. Abiler müsaadenizle bitirelim. Allah razı olsun. Subhaneke la ilme lena illa me allemtena inneke entel alimul hakimi ve ahir davna rabbil alemin. El Fatiha. Emin Muhammed. Muhammed nasıl Yunus? Konuşmuyor da. Kaydı durdurabilirsin. Kendisi söylesin.